8 Mayıs 2022 Pazar Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Adana'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. 1. koşu 4 yaşlı Arapların, şartlı 19 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. İlk koşunun oldukça zor geçeceğini söyleyebiliriz. Uzun zamandır iyi koşup kazanamayan birçok isim var. Bu grupta sadece bir isim bizde ön plana çıkıyor. Onu da, ya tek yazacağız, ya da bu ayağı kapatacağız. İlk altılı Ganyan için, ilk koşuyu kapatmanızı tavsiye etmeyiz. Zaten ilk altılıya dahil olan ikinci ve üçüncü koşuda da tay yarışları olacak. Düşük bir bütçe ayırarak, ilk ayağı banko ile başlamanızı önereceğiz. Bu koşuda banko önereceğimiz isim, 5 numaralı Paris Aşkı olacaktır. Çin pistte çok başarılı yarışları mevcut. Bu sezon 2 yarış gördü ve form tuttu. Sevdiği pist ve mesafede, ciddi rakiplerine göre uygun 1 kilo ile start alacak. Ciddi rakiplerine baktığımızda, Mekahan 60 kilo ile yarışacak ve stili rakipleri varken kazanması çok zor ihtimal. Akbalık ise ağır kiloyu bu rakibine veremez diye düşünüyoruz. Akkuş kızı son yarışında çok iyi gözüktü. Ancak sprinter bir isim olup, temponun ağır gitmesi ve bu mesafede yetiştirememe ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla her yol 5 numaralı Paris aşkına çıkıyor. Startla beraber önlerde yerini erken alırsa, düzlükte bu atları geçeceğini düşünüyoruz. 5 numaralı Paris aşkı banko diyor ve sonraki koşuya geçiyoruz. İkinci koşu. İki yaşlı İngilizlerin şartlı 3 yarışı 1100 metre çim pistte koşulacaktır. Bir numaralı Özlemimsin, hayatının ilk yarışında son virajda hafif savrulmasına rağmen güzel toparlayıp iyi bir derece ile kazanmasını bildi. Startta çok iyi çıkması kendisi için büyük avantaj. Uzayan her mesafenin de butaya yarayacağını düşünüyoruz. İkinci birinciliğini almaya yakındır. Kendisine tek bir rakip önereceğiz. Urfa'daki yarışı ve sonraki işlerini beğendiğimiz iki numaralı Alşahin, bugün Adana'da çok daha iyi koşacaktır. Özlemimsini geçmeye en yakın aday olduğunu söyleyebiliriz. Mutlaka kuponlarınız da olsun. Bu koşuyu 1 ve 2 yazarak geçelim. Üçüncü koşu. 3 Üç yaşlı Arapların, meydan yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşudaki favorimiz 12 numaralı Vakit olacaktır. Urfa'dan gelip Adana'da koşan Vakit, iyi hazırlıkları ile dikkat çeken bir tay. İlk yarışında iyi çıkış yapmasına rağmen çok süratli rakipleri yanında tempoyu çok fazla yükseltti. Düzlükte de beklenilen direnişi gösteremedi. Bugün Dilbağı takısı ile start alacak. Kum pistte de aynı performansını sergilemesini bekliyoruz. İlk rakibi 6 numaralı Soykran olacaktır. İlk yarışında bu tayda düzlükte beklenilen arttırmayı yapamadı. Bugün Müslüm Çelik idaresinde, dil bağı eklentisi ile yarışacak. İyi bir sonuç alabilir. 7 numaralı Şimşek Lizlar ilk yarışında birçok talihsizlik yaşamış, buna rağmen dördüncü olmuştu. Son viraja gelmeden dışa savrulmuş ve en gerilere düşmüştü. Düzlükte de pistte oldukça gezinip, son 200'de iç kulvardan çok da zorlanmadan gelip dördüncülük elde etti boşluk yarışı gibi gözükebilir ancak Tay'ın form durumunun mükemmel olduğunu ve yarışı çok diri bitirdiğini söyleyebiliriz. Bugün binicisi iyi idare edebilirse, bizce kazanma şansı yüksek olur. Bir numaralı ahali ve 2 numaralı can can geliyor ise, buranın sigortası olurlar. Bu koşu için sıralamamız, 12, 6, 7, 1 ve 2 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, 2000 metre mesafeli çim pist yarışı, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacaktır. İlk altılı Ganya'nın, ilk ayağı gibi bu koşuda oldukça zor geçecek. İlk altılıdaki gibi ya tek ya hepsi yapılacak bir koşu. Daha önce de banko önerdiğimiz ve çok iyi koşmasına rağmen, ısrarla geçilecek bir at arayan bir numaralı Tulu Hanım, bugün de kazanamazsa muhtemelen bir daha kuponlarımız da olmaz. Önceki çim yarışlarını ölçü almayalım. O zamanki form durumu, şu anki gibi değildi. Bugün iyi form durumu ile yine üst sıralar için mücadele edecektir. Rakipler kendisi için çok uygun. Ancak kazanma karakterinden dolayı güvenemiyoruz. Yine de bir numaralı Tulu hanımı küçük kuponlar için alternatif banko olarak önerebiliriz. Sağlamcılar için burayı net olarak kapatıyoruz. Beşinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda kalite olarak gruptan farklı bir isim var. Hatta iki isim var fakat Belle kazanma karakteri düşük olduğu için onu eledik. Geriye sadece 3 numaralı Gambaru kalıyor. Mükemmel form durumunu koruyor. Son yarışında birinciye yapabileceği bir şey yoktu. Bugün yarışın temposunu kendi belirleyebilir. Çok süratli bir rakibi olmadığı için bu grupta çıktığı gibi bitirmesini bekliyoruz. 3 numaralı Gambaru Banco diyor ve sonraki koşuya geçiyoruz. 6. koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin Handikap 17 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda genel olarak süratli bir tempo bekliyoruz. Ağır kilo ve hafif kilolu atlar ile grup 2'ye ayrılmış durumda. Özellikle hafif kilolu ön grup atlarından çok iyi bir performans bekliyoruz. Bunlar arasında da kalite kontejanından 4 numaralı Alatoru çok daha ön planda tutuyoruz. İç kulvar avantajı ile ön gruba yakın yarışı sürdürecektir. Düzlükte de kolaylıkla öndeki atları atlayacak ve geriden gelebilecek sprinterlere de rahatlıkla direnecektir. 4 numaralı Alatoru günün 3. bankosu olarak yazabiliriz. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin şartlı 4 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuyu da 4 numaralı Trinetta ve diğerleri diye ayırabiliriz. Öncelikle rakiplerine göre başarılı bir apranti ile start alacağını belirtelim. İç kulvardan yarışa başlayacak ve ağır tempolu gitmesi muhtemel olan bu yarışta önlere yakın gidip etkili bir düzlük sprinti ile kazanmak isteyecektir. Bunu başarmaya yakın görüyoruz. Ancak bu koşunun yamak iki sınıfında olması ve temponun ağır geçme ihtimalinden dolayı riske girmemek gerekir. Ağır tempoda, şansı az gözüken 6 numaralı San Sebastian'ın da sürpriz yapabileceğini belirtelim. 7 numaralı Baba Hancı, 2 numaralı Hak Hanı ve 3 numaralı John Wick de bu koşuda yazılması gereken diğer isimlerdir. Rakamsal sıralamamız 4, 6, 7, 2 ve 3 şeklindedir. 8. Koşu 3 yaşlı Arapların, Maiden yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı Dede Yalaz, ilk iki yarışında başarılı bir performans sergiledi. Şimdi yatkın olduğu kum pistte şansını deneyecek. Net favorimizdir. İlk iki yarışını ölçü almamamız gereken 1 numaralı Asma Konaklım, bugün takı değişikliği ile kum pistte çok farklı koşabilir. Mutlaka kuponlarınızda olsun. 7 numaralı Muş Fatih'i için iyi duyumlar aldık. Bu yarış dahil takibe alınız. Bu koşu için sıralamamız 3 1 ve 7 şeklindedir. 9. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arapların handikap 16 yarışı 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda riske girmenizi önermeyiz. Her zaman birbirini geçebilecek kapasitede isimler start alıyor. Buraya toplamda 9 at çıkardık. Sizler için hazırladığımız sıralama şu şekildedir. 1 4 11 2 7 8 5 3 ve 6 sıralamasını bütçelerinize göre değerlendirebilirsiniz. Adana yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızda belirttiğimiz şablon tutarlarını da paylaşmak isteriz. Çünkü bazen hepsi yaptığımızda, biz zengin miyiz yorumları alıyoruz. Adana'da birinci altılı için, alternatif bankolu şablon tutarı, 1 liradır. Birinci altılı için geniş şablon tutarı ise 12 liradır. İkinci altılı da, alternatif bankolu şablon tutarı, 13 lira. Büyük şablon tutarı ise 162 liradır. Bütçelerinize göre değerlendirebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.